olacak şimdi Sami? Ya Cemre ile ayrılırlarsa? Ya kız sağda solda konuşursa? Bir şey söylesene. Ne diyeyim istiyorsun? Senin... Kuzey! Kuzey nereye? Kuzey. Gidiyorum. Bu çanta ne? Nereye gidiyorsun? Hiç kimsenin hayatını zorlaştırmak istemiyorum. Böylesi herkes için daha iyi olacak. Yapma. Delirme oğlum. Her şeyi ateşe vereceksin. Abim isteyerek söylemedi bunları. Moral bozukluğundan. Benim gitmem lazım. Engel olma bana. Sami, bir şey söyle. Bir şey yap, gidiyor. Öğrenmiş işte. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hayrola? Bir işi vardı Kuzey'in. Geçiriyordum. Günaydın. Sami Bey kolay gelsin. Sağ olun. Ben Cemre'yi merak etmiştim de buraya uğrayacaktı. Evet buradaydı. Ama işe gitti sonra. Buyurun yukarı çıkalım, bir kahve içelim. Ay sağ olun, dükkanda müşteri bekliyor. Aa, şey, bir şey duydum da ben. Burayı müteahhite mi vermiş mal sahibine? Ya, evet. Hayır, esnaftan duydum ben de. Ne çabuk duyuluyor böyle şeyler. Yer arıyorsanız eğer bizim dükkanın orada İsmail Bey'in dükkanı var. Epeydir boş. Yani isterseniz gidin bir oraya bakın. Ya da ben önden konuşayım sizin için. Lüzumu yok. Bir yere gitmiyoruz. Evden de dükkandan da çıkmıyorum. Ama mahkeme kararı varmış. Ben çıkmıyorum. Burası benim kalem. Kolaysa gelsinler çıkarsınlar. Yeni yer bulmak, taşınmak. Bunlar çok zor işler. Bu durum senin planlarında bir değişiklik yaratacak mı? Hayır. Bizim açımızdan hiçbir değişiklik olmayacak. Bileyim de. Kolay gelsin. Size de. İyi günler. İyi günler. Tabii, hemen.
Alo. Alo. Ne haber? İyidir, senden. İşte misin? Evet, ne oldu? Kaçta çıkacaksın? Akşam beraber olalım. Sen de kalırım diye düşündüm. Ya. Hatta birkaç gün kalabilirim. Yani sen hep diyordun ya. Ya süper olurdu ama Merve'nin annesiyle teyzesi bizde. Bir hafta kalacaklar. Hadi ya. Şu çok güzel olacaktı ya. Haftaya gelirsin sen de. Ne yapalım, öyle yaparız. Ama dışarıda buluşabiliriz. Tamam gülüm, ben ararım seni sonra. Yemek falan yeriz bir yerde. Bakarız. Hadi şu an birisi arıyor, kapatıyorum. Çok öptüm. Eyvallah.